varsa sorularınız varsa. Buyurun hocam. Tabii ki çok odaklandığımız, konsantrasyonumuzun yüksek olduğu ve çok kazanmayı arzuladığımız bir maçtı. Bu arzuyu oyunun geneline yayamadık, çıkaramadık. Mağlup duruma geçtiğimiz anlarda geri dönüşlerde gösterdik ama şu anda ligin son 3 haftasıydı. Sondan 3. maçını oynamıştık. Kazansak çok şey kazanacaktık. Ama kazandığımız bir şey sadece 3-2 yenik durumda 10 kişiyle 3-3'ü yakalayıp bu bir puanın. Bursa Spor'un 1 puan önünde oluşumuz, Erzurum Spor'un 2 puan önünde oluşumuz ve rakiplerimizin oluşu. Bu artı mı yoksa kaybedilen 2 puan mı 2 haftayı oynadıktan sonra görebiliriz ancak. Şu anda ama içeri girdiğimizde yaşadığımız konsantrasyona bu mağlup girseydik ya da berabere girseydik bir fark olacaktı. Şimdi gelelim Göztepe ile ilgili bizim kendi buradaki psikolojimize. Şimdi bu oyuncular zaten sezon başından beri süre gelen, iç sahada da aslında mağlup duruma düştüğünde maçları çeviremeyen ve ligdeki geriye düştüğünde hiç maç çevirememiş takımdan bir tanesiyiz. Ve Göztepe %100 ortalamayı yukarı çıkaran bir takım. Yani biz 1-0 geriye düştüğümüzde ya da oyunda geriye düştüğümüzde hiçbir maçı çeviremedik. Berabere dahi ilk kez Konyaspor maçında 1-0 geriye dönüp ilk maçımızda sağlamıştık. Şimdi geriye dönüşler için bir coşku. ...olduğunu taraftarla bütünleştiğinde gören bir Göztepe oldu. Haftaya bir final oynayacağız Bursa Spor'la. Şimdi bu bir puan orada bir artı çünkü Bursa Spor'un önündeyiz. Ama taraftarımızın, Göztepe'nin kendi tutkusunu, ihtirasını oyuncuların lehine kullanması gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Bugün de onu yaşadık.